bugün Adamasürde denilen Musul, Dicle Nehri kıyısında Eskininova şehrinin batısında kurulmuştur. Tarih boyunca bereketli toprakları ve coğrafi konumu ile Musul her zaman çekici olmuş, bu sebepten dolayı Moğollardan Safevi devletine, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar 16 devlet arasında el değiştirmiş, kısaca birçok imparatorluk bu şehir için savaşmıştır. Sanayileşme sonrası ise zengin petrol yataklarına sahip Musul'un talipleri daha da artmış, sonuç olarak yaklaşık 800 yıl kadar egemenliğimizde kalmış bu şehre küresel güçler göz dikmiştir. Bu bölgenin önemini çok erken fark eden Sultan Abdülhamit, petrol bölgelerinin araştırılması için bir Alman komisyonu görevlendirir. Bu komisyonda görevli başmühendis Paul Roskop, ince detayların yer aldığı raporun sonuna şu iki önemli noktaya dikkat çekmiştir. Dicle ve Fırat nehirleri havzasında zengin ve mühim petroller bulunuyor. Bunların işletilmesi ve pazarlanması için Bağdat'a uzanan bir tren yolunun gerekliliğini vurgular. Bu doğrultuda 1889'da inşaatına başlanan ve 1902'de biten Hicaz Demiryolu petrolün Anadolu'ya taşınmasını sağlayacaktır. Baş mühendisin ikinci notu ise iyi değerlendirilmesi durumunda bu petrol coğrafyasının gelecekte dünyanın en önemli merkezlerinden biri olacağıdır. Bu öngörüye sahip olan sadece baş mühendis değildi elbet. Bu coğrafyanın bereketli toprakları güneş görmeyen imparatorluğun da iştahını kabartıyor. Bu iştahın yatışmasına hiç bu kadar yakın olamayan İngiltere, istediği fırsatı Mondros mütarekesiyle yakalıyordu. Mütareke yapılana kadar Osmanlı, Irak'ın kuzey bölümüne hakim durumdaydı. Tam olarak orduların konumlanma durumuna bakacak olursak, mütarekenin imzalandığı gün Kerkük merkezi hariç Musul ve Musul vilayetinin büyük bir kısmı Osmanlı ordusunun elindeydi. Ve mütareke hükümlerine göre de bölgede bulunan askeri kuvvetlerin yerlerinde kalmaları gerekiyordu. Ancak İngiliz birlikleri bu kuralı fırsata çevirerek ilerlemeye devam ettiler. 1 Kasım'da Hamamil'e girdiler. Buradan Musul'u işgal edecekleri tehdidinde bulunarak Türk kuvvetlerinin Musul şehri dışına çıkmasını istediler. Sonuç olarak imkansızlıklar nedeniyle savaşma kabiliyeti azalan Osmanlı ordusu Musul'dan çekilmek zorunda kalmıştır. Irak cephesinde bu durumlar yaşana dursun, Ankara'da filizlenmeye başlayan yeni devlet fikri, İstanbul'da ilk tomurcuklarının işaretini Mebuslar Meclisi'nde verdi. İşte bu tomurcuk başlayacak olan Kuzluş mücadelesinin çerçevesini ortaya koyar ve Irak sınırının Sincar, Musul, Altınköprü, Erbil ve Süleymaniye olarak belirler. Mustafa Kemal Atatürk, Musul'un milli sınır içerisindeki yerini şöyle ifade eder. Hep kabul ettiğimiz esaslardan birisi ve belki birincisi olan hudut meselesi tayin ve tespit edilirken hududu millimiz İskenderun'un cenubundan güneyinden geçer. Şarka doğru uzanarak Musul'u, Süleymaniye'yi, Kerkük'ü ihtiva eder. İşte hududu millimiz budur. Mustafa Kemal Musul konusundaki kararlılığını Seyyid Muhammed'e yazdığı mektupta şöyle dile getirmiştir. Mücahidini muhterem Sadat'tan Seyyid Muhammed ve akrabalarına, memleketin bir cüz-i layenfeki ayrılmaz parçası olan Musul'un ahalisinin kariben halas bulunacağına, yakında kurtulacaklarına itikat ve itimat olunarak öteden beri devam eden mücadelemizde berkarar olmanızı selamet ve saadet-i afiyeniz namına hamiyeti mahmenize terk eylerim. Mustafa Kemal önderliğindeki Ankara hükümetinin Musul'u, misaki milli sınırları içerisinde gören tavrı ve bölge insanının kendini Anadolu'nun bir parçası olarak tanımlaması, İngilizlerin rahatça Irak'ın kuzeyine yerleşemeyeceklerinin işaretiydi. Nitekim Irak'ın kuzeyindeki bazı aşiretler İngilizlerden hoşnutsuz oldukları için Osmanlı Devleti'nden bölgeye asker göndermesini 9 Şubat 1920 tarihli bir telgrafla istemişlerdi. Bu gelişmeler Ankara hükümetinin dikkatini çekerken O dönem Batı cephesinde Yunanlılar ile meşgul olan Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Revandize Milis Yarbay Özdemir Bey komutanlığında bir birlik gönderildi. İngilizlere karşı saldırıya geçen Özdemir Bey, 31 Ağustos 1922'de Derbent Muharebesi'nde İngilizleri ciddi şekilde hazimete uğratmış ve Eylül ortasından itibaren Şaklava kazasına hakim olarak Musul ile irtibatı sağlamıştı. Aynı zamanda bu galibiyet bölge halkın Türkiye hükümetine olan güvenini arttırmış ve bir diğer önemli gelişme ise bölgedeki dengelerin bozulması sonucu İngilizlerin Süleymaniye'yi terk etmek zorunda kalmasıdır. Türk ordusunun 30 Ağustos 1922 günü batıda Yunan ordularını tamamen ezdiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden bir gün sonra gelen Derbent zaferi çifte sevinç yaratırken Musul'u silahla geri alma düşüncesi gündeme gelmişti. Bu niyetin en güzel göstergesi Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın 7 Eylül 1922'de Musul'un silahla kurtarılması emrini Milli Savunma Bakanlığı ile Doğu ve Elcezire kumandanlıklarına bildiren telgrafıydı. Bu telgrafta Fevzi Paşa'nın emirleri şu şekildeydi: Elcezire cephesi bütün kuvvetiyle Dicle'nin iki tarafından Musul yönünde taarruz edecektir. Doğu cephesi ise Van, Hakkari ve Iğdır sınır kıtalarından teşkil edilen dağ bataryaları ile tasfiye edilen bir piyade tümeni, bir süvari tugayı, aşiret süvari tümenleri ve yerli halk ile tasfiye edilerek Özdemir Bey müftedesiyle birlikte İmadiye-Süleymaniye hattı üzerinden Musul-Kerkük hattına taarruzla görevlendirilecektir. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın asıl kafası olan Yunan cephesine seferber edilmiş, İtilaf devletlerinin Ankara hükümetiyle masaya oturarak önce Mudanya ve sonra Lozan Antlaşması'nı yapacağı siyasi ortamın oluşmaya başlamasıdır. Görüldüğü üzere artık cephe savaşları yerine masa başı mücadelesinin başladığı bir döneme girilmektedir. Tüm bu gerçekler göz önünde bulundurularak Fevzi Paşa'nın verdiği emir bekletilmiş ve müzareke yöntemi ön plana çıkartılmıştır. Lozan, Türk milletinin adeta yeniden doğuşunun tüm dünyaya kanıtlayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin meşruluğunu tüm devletlere kabul ettiren bir antlaşmadır. Lozan'da Musul sorununun çözümlenememesi, savaş olasılığını arttırması nedeniyle Doğu bölgesinde olası Musul harekatı yapmayı planlayan birlikler, Atatürk'ün emriyle Boğazlara yapılacak bir operasyon için İzmit ve Silivri'de konumlandırılmaya başlanmıştır. O dönem bir diğer tehlike ise Suriye üzerinden gelebilecek olası Fransız saldırısıdır. Bu sebepten Suriye sınırında da güvenlik tedbirlerinin alınması şart olmuştur. Daha Lozan Konferansı kesintiye uğramadan gergin havayı fark eden Fevzi Paşa, Cevat Paşa'ya gönderdiği telgrafta konferansın kesilmesi durumunda Suriye hududunda da Fransızlara karşı gerekli müdafaa tedbirlerinin alınması gereğini bildirmiştir. Görüldüğü üzere Yunanlılar ile kapanan Batı cephesinin hemen ardından Güneydoğu'da ve İstanbul önlerinde özellikle İngilizlerle yeni bir çatışmanın başlaması an meselesiydi. Lozan Konferansı'ndan sonra İngiltere kolay kolay masaya oturmak istememişti. Bunun sebebi Irak'ta kendi yanında olan aşiret reislerinin yardımıyla kontrolü ele geçirdikten sonra Türk hükümetinin karşısına avantajlı bir şekilde geçmek istemesiydi. Bu sebepten Haliç Konferansı adı altında gerçekleşen görüşmeler ancak 19 Mayıs 1924 günü başlayabildi. Konferansta İngilizler uzlaşma kısımlarını sürdürdükleri gibi Musul dışında Hakkari'yi de isteyince görüşmeler bir kez daha kesildi. İstanbul'da bu gelişmeler yaşanırken Hakkari'de Nasturi ayaklanması aynı dönem Musul'a yapılması düşünen harekatı sekteye uğratırken hemen akabinde yine İngilizlerin etkisiyle çıkan Şeyh Said ayaklanması Türkiye'nin Musul almak ile ilgili planlarını değiştirmesine sebep olmuştur. Haliç Konferansı'nda İngilizlerin kabul edilemeyecek istekleri dolayısıyla bir sonuç çıkmaması İngiltere'ye meseleyi Milletler Cemiyeti'ne taşıma hakkı vermişti. Milletler Cemiyeti toplanmıştı toplanmasına ama Türk tarafı ısrarla Musul'da halk oylamasına gidilmesini istiyordu. İngiltere ise Bölgede halkın oylamanın anlamını anlayamayacak kadar cahil olduğunu iddia ediyordum. Sonuç olarak Milletler Cemiyeti 16 Aralık 1925'te Brüksel hattının güneyindeki toprakların Irak'a bırakılmasını kabul eden kararını aldım. Musul meselesi gündemdeyken Türkiye içeride Şehzad isyanıyla boğuşuyordu. Diğer tarafta ise bir başka tehlike söz konusuydu. İtalya'nın o dönemdeki politikaları ve Güney Sicilya'ya asker yığması Ankara'da tedirginlik yaratmıştı. Atina'dan Londra'ya gönderilen çok gizli bir raporda İtalya, Yunanistan ve Yugoslavya'nın ortak hareket ederek Balkanlarda bir çatışma çıkartacağı, Yunanistan'ın Trakya'ya, İtalya'nın ise Anadolu'ya çıkarma yapacağını bildiriyordu. İçeride ve dışarıda bu kadar gergin bir ortam varken, İngiltere ile savaşa girmeye çekinen Türkiye, Musul konusunu ikinci plana atmak zorunda kaldı. Bu şartlarda yapacak fazla bir şey kalmadığı için Türkiye 5 Haziran 1926'da yapılan Ankara Antlaşması ile Musul'u Irak'a bırakmak zorunda kaldı. Bu antlaşma ile Türkiye, Musul'u kendi sınırları dışında kabul etmiş, karşılığında ise bölgedeki petrol gelirinin %10'unu 25 yıl süreyle alabilme hakkını elde etmiştir. Ancak İngilizler Irak'tan çekildikten sonra Irak'ta 1937 ile 1940 yılları arasında peş peşe tam 7 darbe yaşanır. Oluşan istikrarsız ortam sebebiyle Türkiye düzenli olarak payını hiçbir zaman alamaz. 1958'de Irak'ta yönetimin el değiştirmesi sonucu zaten düzenli ödeme alamayan Türkiye bu tarihten sonra hiçbir alacağını tahsil edememiştir. 1986 yılına kadar Musul petrol gelirleri bütçeye alacak olarak işlenmişse de bu tarihten sonra bütçe hesaplarına dahil edilmemiş ve alacaklardan vazgeçilmiş. Sonuç olarak Türkiye'nin 1922-1926 yılları arasındaki dış politikasının en önemli parametresini Musul konusu teşkil etmiştir. Türkiye görüşmelerden olumlu bir sonuç alamaması, İtilaf devletleriyle çeşitli problemler yaşaması, iç isyanların ülkenin bütünlüğünü tehdit etmesi ve başlatılan inkılapların sürdürülmesi nedenlerinden dolayı 5 Haziran 1926'da Ankara Antlaşması'nı imzalayarak savaş seçeneğinden vazgeçmiş. Mustafa Kemal'in "Yurtta barış, dünyada barış" sözlerini dış politikasının parolası haline getirmiş ve Musul'un İngiltere'nin mandası olan Irak'ın sınırlarına dahil olduğunu kabul etmiştir. 1890'dan itibaren İngiltere'nin mandası olan Irak'ın sınırlarına dahil edilinceye kadar Musul'a bağlı sancak, bugün merkeze bağlı vilayet olarak yönetilen Kerkük, sahip olduğu zengin petrol rezervleriyle gelecekte de iç ve dış güçlerin çıkar çatışmalarının merkezi olacağı anlaşılmaktadır.